Ve Galatasaray'ın Osimhen'i bitirdiği gibi Fenerbahçe Leao'nun işini bitirebilecek mi? Taraftarlar karşılık bekliyor. As Başkan Acun Ilıcalı'ya seslenmeler şimdiden başladı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Napoli'nin Victor Osimhen'i kadro dışı bırakmasını fırsat bilen Galatasaray işi gizlice çabucak bitirmişti. Şimdi de Milan Rafael Leao'yu kadro dışı bıraktı. Gözler Fenerbahçe yönetimi ve As Başkan Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Peki Victor Osimhen'i Napoli'den sürpriz bir şekilde koparan Galatasaray'a karşılık Fenerbahçe yönetimi Milan'da yerden yere vurulan Rafael Leao'ya bir hamle yapar mı? Sosyal medyada sarı laciverti taraftarlar Leao'nun kadro dışı bırakıldığı için Osimhen'de olduğu gibi harekete geçilmesini ve Portekizli oyuncunun kadroya katılmasını, transferde psikolojik üstünlüğün geri alınmasını ve ezeli rakibe bir güzel misilleme yapılmasını istiyor. Hatta bu operasyon için Acun Ilıcalı'ya güvendiklerini, öyle ki istediğimiz zaman alamayacağımız oyuncu yok sözleri hatırlatılıyor. Şu anda Leao için Fenerbahçe'nin harekete geçtiğine dair bir izlenim yok. Ancak sarı lacivertli yönetim Mourinho kadrosunda görmek isterse tıpkı Osimhen'de olduğu gibi bir günde bu transferi patlatabilir. Diğer yandan Halk TV ekranlarında Acun Ilıcalı ile sohbetinden anekdotlar aktaran İsmail Küçükkaya'dan ise dün bir yemeğe gitmiştik. Acun Ilıcalı da oradaydı. Sonra oturdu. Bayağı işte futboldan medyadan konuştuk tabii. Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sene dedim. Beşiktaş iyi bu sene. Beşiktaş'la yarışırmış gibi izledi. Ondan sonra Galatasaray analizleri de yaptı ama onları böyle şimdi girmeyelim. Polemik de oluşmasın fakat iddialılar bu sene. Çok iddialılar tabii. Jose Mourinho gibi dünyanın en büyük yıldızlarından birini getirince onlar da transferde çok büyük bir sükse yaptılar doğrusu açıklamasını yaptı.